Multiplayer'den herkese merhaba. Ne oynuyoruz, ne oyunlar size tavsiye edebiliriz? Bu videoda bunu konuşacağız. Kim başlamak ister? Ya bende ilginç bir şey olmadığı için hani hızlı hızlı geçebilirim. Çünkü bu aralar ben ne çıkıyorsa onu oynuyorum. Bak mesela Starfield'ın Shattered Space DLC'sini oynadım, bitirdim. Eğer ki Starfield'ı oynamadıysanız hani başlamak için sebep sunmuyor size. Oynayıp beğendiyseniz daha fazla Starfield şu oynanabilir. Herkes alabiliyor mu onu? Bize de çıktı mı? Sana çıktı herkes. Evet evet. Alayım. O şey yani oynanabiliyor. Ben zaten çıktıktan sonra oynadım. Arabaya binme işini çözmüşler mi? Evet ama şey bir grip hissettiriyor. Sonradan eklendiği belli yani. Ama o zaten onu update'le de gelmişti daha evvel. Bütün gezegeni yürüttüler be abi. DLC olmadan da gene hani kullanırsın. Ama işte dedim ya tek cümleyle geçmek gerekirse Starfield'ı seven adama yaptıkları bir DLC olmuş. Diablo 4 Vessel of Hatred DLC'si ek paketi daha doğrusu çıktı. Güzel hikaye. Sen bayağı yapıştın Diablo ya. Yani devam. Şiddetle devam ediyorsun. Ben her sezon oynuyorum. Pardon. Ama adam ben oynuyorum bir ama. Diablo şey fanatiği evet. Yani. Yani Orhun abi seviyormuş. Biz de oynayalım falan diye genç yani oynamak isteyen genç arkadaşlar varsa ben manyağı olduğum için oynuyorum. Yani çok iyi bir şey olmayabilirim. Ama yani belli bir kalitenin üzerinde. Hani ama önce Path of Exile oynayın. Ondan sıkılınca Diablo 4 oynarsınız diyeyim özetle. Frostpunk 2 bayağı oynadım. İlk oyuna benzemiyor diye çok eleştirenler oldu. Kısmen anlayabiliyorum o şeyleri ama katılmıyorum. Çünkü farklı bir yöne gitmişler. Aynı oyunu ısıtıp ısıtıp önümüze koymaktansa değişik bir şey yapmaları hoşuma gitti. Ve aslında temelde var olan bazı şeyleri korudukları için ben beğendim. Bana onun kontrolleri garip geldi biliyor musun? Ben ala... dükkan değil alan yapıyorsun ya mekan değil alan. Evet. Ben o alanları işaretlerken falan zorlanmışım. Yani zaten oyunun böyle bir sen oynadıktan sonra patch falan gelmiş olabilir. Bazen kontrollerde falan bir garip oluyorsun. Böyle engebeli olan alanlarda doğru altıgeni seçemediğim falan şey falan oluyordu ama düzeltiyorlar onları. 25 yıldır oyun oynuyorum. Tutorial'da zorlanılır mı? Ve strateji oyununun tutorial'ı yani. Basacaksın geçecek. Abi işte en zoru o ama işte ya. Monetizasyonun başı yani. Bir de ben Frostpunk 1'i 100 saat oynadım. 100 saat oynadım. Ya çok farklı bir yana gitmişler. Hani onu seven var, sevmeyen var. Ben yani yeni bir yana gitmelerinden ötürü memnunum. Dolayısıyla tavsiye de ederim. Ama hani çok yeniliğe açık değilseniz ya da ilk oyundan daha fazla istiyordum ben diyorsanız geri dönün ilk oyunu oynayın. Çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Sana iki tane sorum var. Bir, Frostpunk 1 ile 2 arasındaki abi seni çok en çok etkileyen fark neydi peki yani? Abi siyasettir. Evet yani siyasete ya şöyle bir şey var. İlk oyunda daha micromanagement yapıyorduk çünkü küçük bir topluluk hayatta kalmaya çalışıyorduk. İşin içerisinde gene politika vardı ama ikinci oyundaki kadar değildi. Böyle önemli seçimler yapıyorduk. İkincisinde artık hani 30 senedir hayattayız. Şehir çok büyümüş. Hani artık küçük bir kasaba, köy vesaire gibi bir şeyi yönetmiyorsun. Yani küçük bir topluluk yönetmiyorsun. Devasa bir topluluk yönetiyorsun. O mantıkta hani gameplay öğelerini de, oynanış öğelerini de bunu mantığa göre oturtmaları beni etkiledi. Otomatik olarak işin içerisinde meclis girmiş. O meclisteki destekleyeceğin grupları seçiyorsun. Onlara yanaşıyorsun. Yanaşmadığın tarafa magic atıyorsun. Hani söz veriyorsun. Ama diğer gruba gidip ya buna hayır oyu verin geçirmeyelim meclisten size başka şey yapayım deyip hani o dengeleri falan güzel yapmışlar. Hocam o zaman herkes oynasın politikacıya ihtiyacımız var. Memlekette politikacıya ihtiyacımız var. İyi politikacıya ihtiyacımız var. Lütfen oynayın yetişin. Türkçe çevirisini çok iyi bulmalım. Evet Türkçe çevirisinde var problem var canım. Aynen. Problem var. Oyunu İngilizce, nadiren Türkçe olan bir oyunu ben İngilizce'ye çeviririm, İngilizce'ye çeviririm. Ben çevirmeye ihtiyacı duymadım ama şey evet yani problem var. Yani o da muhtemelen şeyden ötürü ya. Hani oyunu verip çevirtmemişler. Metinleri vermişler, görmeden çevirmişler bazı şeyleri. Düzeltiyorlar bu arada. Bazı problemleri kaldırdılar. Teknik problemler falan da vardı. Sayı yazması gereken yerde hani kodu görüyordun işte amount, count falan yazıyordu. Xbox'a geldi, Game Pass'e geldiği gün başladığım için biraz şikayetim çok demek. Ben patch'li haline oynasam daha çok sevdim. Ya birazcık daha bile bekleyebilirsin. Hı-hı. Zaten bir de şey var, modlanabilir yapmışlar. En büyük yeniliklerden bir tanesi bu. İlk oyunda mod desteği yoktu. Şimdi yavaş yavaş değişik modlar da düşmeye başladıktan sonra muhtemelen hani oyunu bitirip başka tecrübelere girme şansınız da olacak. Yani o açıdan güzel. İkinci soru. Çalışırken abi ikinci monitörde böyle sürekli açık olan oyun ve yandan oynadığın bir tane oyun var mı abi? Şu ara yok ama eskiden şey falan oynuyordum ya böyle Malware Idol falan gibi idol oyunlar oluyordu çünkü hani sen bir şey yapmıyorsun. Nedir abi o? Abi idol oyun bildiğin dümdüz şey hani bir şeyler yapıyorsun birkaç saatte bir bakıyorsun komutları veriyorsun ya da inşaatı yapıyorsun bir şey yapıyorsun o kendi kendine çalışıyor kaynak biriktiriyor geri döndüğünde tekrardan upgrade falan yapıyorsun. Bu Malware Idol dediğim de lan adını unuttum eski bir aslında online MMORPG'nin bayağı klasik oyunlardan yani Ultima Online döneminden falan bile olabilir adını ne unuttum diyorsun? Şu an şey aldığında ama mekanikleri falan almışlar. Hani kendi karakterini kasıyorsun gibi ama aslında dediğim gibi beklediğin dümdüz birkaç şeye tıklayıp saatlerce beklediğin sonra tekrar birkaç şeye tıkladığın saatlerce beklediğin bir oyun yani. O yapı bende çok gitmiyor yani. Kenarda açık dursun da arada oyna. Ben oyun oynayacaksam direkt her şeyi bırakıp ona bağlanayım. Kalkayım sonra başından. Devam edeyim. Fokus yani. Arkada evet, ses, oynamak müzik istiyorum. Ya da bir dizimizi bir şey yakıyor mu? Yok kesinlikle ama sadece şeyde oluyordu eskiden. Menajerlik oynarken. Evet. Çünkü zaten oyunun sesi yok.
Açıyordum Winamp'i. Evet. Oradan liste çalıyor. Maçları tak tak oynuyorum. Bir tek onda öyle olur. Ben de War Tales oynasan onda da olur. Onda da olur. Ona da gider. Hala bende War Tales var abi. Bir tane savaşa giriyoruz. Zaten uzun uzun sürüyor falan böyle. İki tane şey yaptıktan sonra işe dön falan böyle sıkıl or aşağı indir sonra tekrar kaldır falan. War Tales'ın iki tane de şeyi geldi yeni. Bir tane Pirate'lı geldi. Korsanlı bir eklenti paketi geldi. Bir de bir tane daha bir şey geldi. Daha ona bakmadım ama ona da bakacağım yani. Güzel oyun yani. Girmek için iyi bir vakit mi ya? Geç mi kaldım ya da yoksa? Yok abi niye geç kalacaksın? Ben yani şu anda her şeyi böyle oturdu oyunu. Oturdu okey tamam. Ek paketleri falan da... Ek paketlerle birlikte abi hepsini toparlarsan güzel. Harita genişledi falan. Bir de yani çok bu çok düzgün şeyi matematiği, altyapısı falan. Süper. Yani onun için ulan bu buna niye vuramadı filan yani oluyor ya oyunlarda özellikle Fallout'larda olurdu eski. Ya oğlum %95'le nasıl vuramıyorum yani bu kadar mı bahtsızım filan böyle. XCOM şeyidir aynı zamanda evet. Ama onun böyle bir çok düzgün yani şeyleri de yapmışlar böyle yandan vurduğun zaman başka bir şey oluyor. Arkadan vurduğun zaman şey gene multiplier gidiyor işin içerisine filan adamına göre. Strateji yanında önemli. Bir de yani pozisyonda istersen, bakıyorsun. 40 kişilik bir kadro kurabiliyorsun. İstersen tek kişilik takabiliyorsun. Senin bayağı roleplaying alakalı. Ona bir girmek yani lazım ya. Savaşlar çok uzun sürüyor mu? Yani şey mesela çok kalabalık 40 kişilik bir kadro kurduysan çok uzun sürüyor. Tek kişilik kurduysan ölüyorsun gidiyorsun. Yani çok inanılmaz olman lazım. Bende şey var abi bu aralar. Yine Merve ile düştüm abi. Merve oynuyordu falan böyle. Ulan yandan bir izleyeyim falan dedim. Ondan sonra bir takıldım. Saatlerce beraber oynadık. Change diye bir oyun var abi. Evet. Evet, şey, bir ara popülerdi. Yayıncılar falan oynuyordu evet. Diye hatırlıyorum. Evet, ne diyelim? Dilenci değil. Yok ne diyelim? Evsiz. Homeless. Evet. Experience simülasyonu. Abi yani hiç mutlu olamıyoruz. Hep kötüyüz. Hep sürünüyoruz. Asla hiçbir şey olmuyor ama hala çaba gösteriyoruz falan böyle. Saatler geçiyor. Bir de oyunun böyle şeye bakıyorum ben. Yandan Google'dan nasıl para kazanılır falan. Şu anlattıkları şeyler de böyle olmuyor. Çünkü her seferinde dicing var içeride. Evet. Yani birinden dileniyorsun. Eğer para vermezse mutsuz oluyorsun falan böyle. Mutsuz olunca ölüyorsun falan böyle yani. Ve şeyi çok iyi kurgulamışlar işin içerisine. Böyle seçenekler uyuyorsun kalkıyorsun başına biri geliyor köpek geliyor köpekle bilmem ne bir araya geliyorsun. Böyle rastgele bir dünya var işin içerisinde. Böyle bir akıyor gidiyor. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada bayağı 9 veriyorum. Yani. Ben de bayağı tavsiye ederim. Zaten böyle sosyal sorumluluk yapısı olan bir oyundu da. Yani yapanlar da şey diye yapıyorlar. Hani hakikaten biz oyunu yaparken insanlara gerçekten bir evsiz olmak nasıl bir his onu düşündürmeye çalıştık. Hani empati kurmalarını sağlamaya çalıştık falan diyor. Onu da yapıyorsun. Başka da oyunları yok. Baktım adamların yani. Tek başına bir oyunları var. Eklenti paketi eklemişler sonra oyun içerisine. Yani oynamak için de tam zamanı yani. Tam zamanı. Ve gibi. Şey roguelite yapısı da var. Hani tekrar tekrar oynuyorsun. Her oynadığında yeni binalar falan filan da açılmaya başlıyor. Yani ilk etapta başarılı olmak, ilk denemende başarılı olmak biraz daha zor da bir şey. Ve şey de hani yanılmıyorsam 3 kere başarılı olduktan sonra gerçek sonunu görüyorsun. Çünkü bitirdiğin zaman başarılı olduğu zaman işte hayatını kurtarıyorsun. Ben bitiremem oyunu abi. Sürekli çünkü gidiyorum bireye bastırıyorum yani. Ya. Oyunun içerisinde abi yani bara mara da girebiliyorsun. İçki miçki de içebiliyorsun ama içki içtiğin zaman falan böyle 2-3 tane içtiğin zaman bağımlı oluyorsun. Evet. Bağımlı olmaktan çok o da çok enteresan falan böyle gir böyle mutlu ol falan böyle. Tabii içeride daha tukaka şeyler, boktan şeyler de var falan böyle ama oralara hiç bulaşmak yerim. Kim bilir onlardan alsa ne olur başına ne gelir Allah korusun. Yani. Onları da bayağı hakikaten hani amaçlı bir şekilde koyuyor geliştiren ekip. Bir şeyden ötürü. Gerçekten de çünkü hani evsiz insanlar arasında madde kullanımı ve işte hani konusunda da çok ciddi sıkıntı olmasıyla alakalı hani onu da altını çizmişler yani. Evet anlatmaktan evet. Hiç çekinmiyorlar. Hemen soru hepinize soruyorum peki. Bu türde oyun var mı böyle bir role play experience veren hem roguelike öğeleri olan hem hikayesi çok iyi olan hani bildiğiniz tavsiye edebileceğin bana ben çok baktım hani buna benzer oyunlar var mı diye Google'ladım yani, falan. Roguelike kısmı devreye girince çok aklıma gelmiyor da. Darkest Dungeon falan çıkıyor hep karşıma yani. Net çok iyi oynuyor bu arada. Net bir mesleğin ya da işte belli bir yok, hayat tarzının simüle eden çok fazla oyun var. Ama şey bu tarz değil. Chain çok yani o konuda eşsiz bir oyun ya. Hani onun Deniz gibi olduğu oyun evet. Dediğimiz. Yani yoksa evet dediğim gibi işte Thief Simulator falan bile var yani simülatör oyunu. Ama şey Chain'de yapılan şimdi, şey çok ilginç. Drama abi şey yani gerçekten sürekli mutsuzuz ya. Böyle artık böyle falan bir tane oyun geliyor. Maç gününü bir etkinlik olarak planlayan bir adamın roleplay'i. Ha, çok Copa bayağı. Copa City mi? Evet. Futbol maçı o güzel olacak. O deplasman tribünü nereden gelecek, takım otobüsü nereden girecek onları ayarlıyorsun. Management oyunu. Ne mevzular çıkaracağım, ne bozuk paralar attıracağım millete. Paradox'un bir tane yeni şimdi simülasyon oyunu geliyor. Dağıtıyor diye tahmin ediyorum falan. Şey yani o aslında Prison'la bir oyun. Her şey.
Prison Architect mi? Prison Architect 2 geliyor. Onun devamı şey devamı. yayıncısı şey yapar. Evet yani oradaki grafikleri böyle biraz daha ponçik falan böyle şeyler haline getirmişler falan böyle. Onu böyle net dalacağım ona. Onu bekliyorum. İlkini ben çok oynamıştım. Yani. Hatta bu aralar bir geri dönüşüm de var ya. Prison Break'te izliyorsun tabii bu arada. Tabii Prison Break'te izliyordum. Tabii üst üste gelir abi yani. Nereden kaçabileceklerini falan iyi biliyorum ya. Yok dönüşüm var da evet ikinciyi de beklemek lazım. Bayağı da keyifliydi. Hani son zamanlarda çıkan en başarılı yönetim oyunlarından bir tanesiydi Prison Architect. Severiz. Buyurun efendim. Benim abi Eylül sonu Ekim başı benim hep spor oyunu. NBA'yi bu sefer yani biraz daha sevdim. Ben çok oynuyorum 2K serisini. Online oyunu da biraz dengeli hale getirmişler. Zaten kariyer modları falan çok para istemeyenleri diyeyim. Çünkü biraz fazla parayla level atlanan. Pay to skip çok onun. Ama oyun mekaniklerini iyi buldum. EAFC'yi bence bayağı değiştirmişler. Evet bütün e-sporcular büyük gömüyorlar abi evet, onu. Evet o biraz şeye dönmüş abi. Skill'den çok ki bu ben bunu söylerken oyunun ilk gameplay update'i gelmedi. E-sporculara göre bir update geliyor ya o daha gelmedi. Toplu dizilişi topsuz dizilişi ayrı tasarlıyorsun oyuncunun rolüne göre. Mesela takım 4-4-2 gözüküyorsa 4-4-2 oynar ya. Öyle değil artık. 4-4-2 topsuz basıyorsun 3-2-5 giriyorsun ama rakip kaleye. O matematiği kurman lazım. Defansla atak aynen. Arasındaki şeyi değiştirmişler. Bir de oyuncular rolüne göre bonus alıyor. Mesela sen işte atıyorum Icardi'yi sahte 9 gibi de kullanırsın. Ama aslında Icardi o oyuncu değil ya. Kendi rolünde kullandığın zaman oyuncunun ratingleri de yükseliyor. Şey, hem oyuncunun rolüne göre tasarlayacaksın hem o dizilişi doğru yapacaksın. Hem de rakip de o senin bıraktığın boşluklara dalmaması için bayağı bir matematik yapman gerekiyor. Böyle anlatınca bana güzel bir şeymiş gibi geliyor. Galiba. Ama abi bu şey için güzel. Mesela ele oturması abi oyunun önemli olanı. Futbol seven adam yani. İçin güzel bu. Hmm. Ama gerçekten oturdum bir maç oynadım kalktım için biraz fazla detaylı olmuş. Onun sen ben mesela başından kalkmıyorum. Ama yani FIFA şey gibidir abi. Yani FC evet. Şu anda yeni ismiyle birlikte bisiklet gibidir. Yani çünkü ben de mesela tövbe ettim en son saatlerimi alıyordu. Ultimate Team'ler falan bilmem neler. Ondan sonra almayacağım böyle arkadaşlarımla oynarım falan diye. Mesela oynamıyorum 4 ay sonra bir arkadaşımla böyle maça bir oturuyoruz. 3-0 tokatlıyorum kalkıyorum falan ya. Yani. Rush modu çok iyi. Arkadaşlarla biz 4 kişi oynuyoruz. Gülmekten kendimizi kaybediyoruz yani. Mutlaka o gün bir tane dalgını oluyor 2000. Saçma sapan şeyler yapıyor ve 5'e 5'te yaptığın hata daha çok göze batıyor ya. Yani böyle 20 yıllık arkadaşların birbirini zorbalaması için çok güzel oynanmış. Bir de bu şimdi bu kadar matematiği yapıyorsun. EA bunu zaten ilk yaptığı sene çok beceremez hiç. Şu an yeterince sahanın içinde etkisini görmüyorsun abi. O ya verdiğin emeği sahada görmüyorsun. Bence çok iyi bir deneme yapmışlar ama deneme daha tam olmamış. Yani verilen düşük inceleme puanlarını o yüzden anlayabiliyorum. Ama bence gittikleri yol doğru. Yok rakip yok abi evet. Zaten. Madden rakip, falan da oynadım ama. Ben ayrıca 2K bir tane futbol oyunu yapacak o rakip çıkacak yani. Undisputed'ı oynamayı çok istiyorum. Eve gider gitmez bize bir kod gelmişti. Kodda bir dert çıkmış. Parasını vereceğim alacağım. Çok merak ettiğim bir oyun. Çünkü ben çok severim dövüş boks oyunu. Ama Mortal Kombat falan değil. Harbi yani evet, boks oyunu. Fight Night falan. Evet. Fight Night da en iyisiydi abi yani. İşte, daha iyisi de gelmedi bence yani. Bu Undisputed bayağı evet. Dövmüştüm ama şeyine. Undisputed'ın oynanış videolarını izledim. Belli ki animasyonlar Fight Night gibi değil. UFC Fight Night'in ekibinin yaptığı oyun müthiş mesela. Abi müthiş ama işte orada da işte yani hani takla at, sarılma aynen, olur. Aynen yani boks böyle ağzına çakayım şişsin burası. Güreş içine yani. Girdi mi? Bir de şey oynuyorum. Songs of Conquest değil mi abi? Evet, Songs of Conquest. Of Might and Magic 3'e çok benziyor. Çok eğlenceli bir oyun. Bir de işteyken turn-based olduğu için bırakabiliyorsun. İşte iki toplantı arası gideyim de. Sadece ama Heroes gibi iyi oyun için matematiğini kuramamışlar. Çok zor bir şey zaten ama. O evet. Şehirle ordunun arasındaki matematiği tam yapamıyoruz. Bir de şeye başladım. Üzerinize afiyet. Bilgisayarım yeni. Eski bilgisayarımda oynayamadığım oyun. Ultra'da Metro Exodus oynuyorum. Abi onun atmosferi de nefistir. Gir içeride takıl şey yani. Hikayesini bilir misiniz siz? Bir tane İngiliz adam CM oynarken FM daha çıkmamış. Ali Samiyan Manchester United şeyini versin diye evinin önündeki çöpü tutuşturuyor. Meşalenin kokusu gelsin diye. Bak inan bana akşam soğukken oynuyorum oyunu sadece. Üşümek gerekiyor abi. Camımı açıyor be. İnanılmaz ya böyle işte oyunun başında bir hani hiç spoiler vermeyeyim. Bir durum var ya ölürse ve üzülürsem diye korktum. Bizimle devam ediyormuş karakter mesela. O kadar gerçekçi ki her şey. Peki İngilizce mi oynuyorsun dil?
Rusça abi. He, onlara tamam. Girme. Aktiyon tabii tabii. Konuşma aktiyon. Rusça olacak. Aynen. O şeyde duyacağım, aksanı duyacağım. Aynen. Dobrojko voj. Ya adamların adını da Miller. Ben Rusça yapıyorum. Sen adamın adını Miller koyuyorsun. Evet. Oyun. Miller koymayın. O yüzden. Bir an... Igor değil mi yani? Evet abi. Çok eğleniyorum şu an onları oynarken. O şeydi ya. Yani hakikaten bilgisayarın yenilince dönmek için iyi demiyorum. Çünkü şöyle bir şey vardı. Daha böyle ray tracing, matrix tracing, yeni kartlar duyuruldu bilmem ne falan. Yani biz de şey diye konuşuyoruz hep. Ya belli ki bize bunları çakmaya çalışacaklar falan. Hani çok da ciddiye almıyorduk ray tracing mevzularını ilk etapta. Çünkü teknik tarafıyla ilgilenmediğimiz için de. Ve hani satmak için de hep böyle bir teknoloji... Her kart döneminde, yeni her yeni ekran kartı döneminde şey yapıyorlardı. Ama Metro Exodus demoları falan düşmeye başladı. Arada yani ray tracingli, ray tracingsiz video bayağı iyi gözüküyor ya falan diye. Bir de çünkü içeridesin bazen, hani dışarıdan gelen ışık, bir içeri alanı görüyorsun, bir dışarı alanı çıkıyorsun falan. Metro Exodus'ta onu da şey yapmışlar. Yani ray tracing uygulamak için de bayağı şahane bir oyundu. Onu gördüğün zaman ha bir dakika burada bir hani kesin normal abi. En grafikle alakası olmayan adama bile ha bir dakika diye düşündürten bir yanı vardı. Ben mesela şeyimdir, çok iyi görüntü, çok iyi grafik aramam. Yani ben de evet. Normalde çalıştıracağından bir tık dış oyunda oynatırım ki ısınmasın hala. Gerek yok. %100'ünü kullanmasın. Burada baktım yansımalar mansımalar, alet atla, başladı bağırmaya abi. Dedim evet. Çöküle lan çöküle gelsin. Ondan böyle... Şey, bilgisayarı da zorbaladığı bayağı bir şey var. Çok eğleniyorum oynarken. Onun tadını alınca öyle oluyor biraz. Ha, ben de UFO 50'yi tavsiye edeceğim. Bir paket bu. Yani tek bir oyun değil. İçerisinde 50 tane oyun var. Ve şöyle bir konseptle yapmışlar bunu. UFO Soft diye gerçekte var olmayan bir oyun stüdyosu var. Bu oyun stüdyosundan çıkan tarih boyunca oyunlar tek bir pakette sanki bize sunulmuş gibi. Oyuna girdiğinde... Her oyun işte hangi tarihte yapıldığı, ne etkileri olduğu, ne anlatır falan gibi detaylar var. İşte seneler içerisinde şirketin logosu falan da değişebiliyor. Bayağı bir arkasında lore var. Oyunlara gelecek olursak ya 50 tane oyun olduğu için ben düşük kalite oyunlar bekliyordum. Ve kısa kısa bitecek oyunlar bekliyordum. Ha bildiğin bayağı uzun uzun oyunlar. Yani uzun dediğim işte bu 8 bit konsol döneminde çıkan oyunların uzunluğunda. Yani böyle 2 saatte biteni de var. 5 saatte biteni de var, 20 saatte daha fazla sürede biteni de var. Ama zor olduğu için hani bitirmek de zor bu arada. Ölüyorsun tekrar başa dönüyorsun. Ha, evet çok falan. Kolay oyunlar da değil. O konuda da yine geçmişe pas atıyor ve oyunların yani ben her birini denedim. Ya tabii çok vakit geçirmediğinizde güzel oyunları ıskalama şansınız da var. Evet. Çünkü girer girmez her birini anlayamayabiliyorsunuz nasıl işliyor falan. Bayağı iyi bir oyun var. Yani çok çok iyi oyunlar var gerçekten. Bir oyun fiyatı veriyorsun ve çok iyi. Abi, birden fazla oyun alıyorsun. Kaç? 15 dolar mıydı? 12 dolar mı? 15 dolar mı? Çıkış indirimiyle beraber 12 dolar falan yok. Steam'de o fiyattan satıyorlar yani, çünkü. Artık mecbur abi. Onu iyi dediniz. Steam'de Football Manager'ı erken alacağım diyorsanız Epic'te yaklaşık 200 lira daha ucuz şu an. Zaten abi. Game Pass'te beleş değil mi abi zaten? Abi bir geç geliyor manyakları. Çıktığı gün geliyor mu Football Manager? Çıktığı gün geliyor da biz çıkmadan çok önce başlıyoruz oynamaya. Bu ön sürümleri yolluyorlar okay, ya. Doğru eyvallah tamam. Bir de bu sene arayüzler falan değişiyor. Benim alışmam lazım ben parasını veririm. Yok şeyi söyleyecektim bak unutmadan. Bu UFO 50 bildiğim bizim çocukluğumuzdaki hani 1 milyon çoklu indir. Kaset, evet, çoklu kaset mantığında bayağı yani ben de. Her çeşit oyun var yani spor oyunları da var. İşte platformu var, shooter'ı var. Her tip oyun var. Tabii bir tane rol yapma oyunu var. En uzun da o bildiğim kadarıyla. Bayağı uzun akıyor yani oyun. Oyunların bazıları şey de zaten. Hani klasik bazı oyunlara benzeyen yapıları da var o zamanlardan falan. Göndermeleri de var ama yine de modern bir şeyler de katmış. Güzel oynanış fikirleri katmışlar. Bu çoğuna. Çok ilginç. Çok ilginç. Ya şey de var yani. Böyle çok eski hissettiren veya bu ne lan dediğim de oldu ama çoğunlukla güzel oyunlar var. En azından herkes kendi zevkine uygun bir 5 tane oyun yani en azından 5 tane oyun bile çıkarır. Daha fazlası var da 5 tane bile olsa çıkarırsınız yani. Bu aralar bu oyunları oynuyorduk. Size de önermiş olduk. Sizin de önerileriniz varsa yorumlara yazın. Herkes görsün. Lütfen paylaşım yazın. Olsun. Lütfen kendinize yazın. İyi bakın. Görüşmek üzere. Like atın.